Roma'da maç bitti. 4-0 mağlup olduk. Roma'yı yakamadık. Roma bizi yaktı. Bratislava. Oldu. Bir dakika. Offside yok mu? Yok. Kornerden geldi. Ya kornerden mi geldi top? Yani futbolda, şaka gibi ya bu ya. Avrupa'da kara gece. Çok net. Aynen öyle. Kara gece. Aynen. Artık bir takımlarımızın silkelenmesi lazım. Getafe bizim ayarımızda bir takım mı? Üçlü çekelim değil. Derken üçte sıfır mı yaptık şimdi? Öyle mi oluyor? Tabii. Öyle oluyor. Bir puan Galatasaray'dan geldi. Ya Galatasaray'ınki farklı kategori. Şampiyonlar Ligi. Şimdi Avrupa Ligi'nde çok. Üçte sıfır oluyor o zaman. Ya şu golü nasıl yedik ya? Seyrediyorlar abi, bakar mısın? Yani bunun adı futbolda, Avrupa'da kara gece zekalı. Sonradan giren oyuncu. Evet, kara gece. 8 numara. Avrupa Ligi ya bir de. Bratislava hani ne dedik ki rakibi? Evet. Hetafe de Trabzon rakibi de Zeki abi. Hetafe 18. sırada. Trabzon'un hani mazeret olarak çok sakatlığı var dersin ama tabii ki katılıyorum ama ya şu takım tam Beşiktaş'ın ezip parçalayacağı bir takım. Deplasman da olsa sonuçta. Ya onu diyorum ama işte 2-1 öndesin, bu kadar pozisyon veriyorsun. Hala pozisyon veriyor. Yani maçın başında başladı pozisyon vermeye. Maç bitene kadar pozisyon verirsen. Yani Abdullah Avcı deleştiremiyorum savunma tarafını yani bu kadar kötü yaparsan. Baksana nasıl geliyorlar. Yani. Nasıl geliyorlar. Kaleci de maaşallah yani. 4-2 yani oldu. Rezalet ya şu. Bratislava 4-2 yaptı. Yani bitsin bari maç yani. Yani çok üzücü bitsin yani. Ama diyorum ya burada kimi suçlayacağız şimdi? Bak hiçbir engelle karşılaşmadı. Şu 4. golü atan çocuk hiçbir savunma oyuncusunun engeliyle karşılaşmadan vurdu, gol attı. Bak nereden geliyor? Bak pozisyona bak. Nereden gelip içeri girip gol atıyor. Ya, bak, yani mi? Bak. Burada futbolda şu var Zeki bak, abi. Görüyor musun? Rakip çizgiye attı topu. Neredeyse evet, korner çizgisine yakın. Oradan geldi. Douglas basıyor. Ya biri kademeye gir. Karius'a bakar mısın? Douglas'ın çalımı yememesi lazım. Karius ne yapsın abi? Buna baksana abi. Göremiyor bile topu. Bir durum yok abi. Nereye vurmuş? Ölü noktaya. Ölü noktaya vurmuş ama ya. Buna bir şey yapamaz. Hiçbir kaleci kurtaramaz. Ya şunu diyeceğim. Savunma böyle yapılmaz. Douglas birebir kalmış, çalım yememesi lazım. Tamam da içeride bitsin. Bir yaklaş arkadaşına, çalım yersek yakın olman lazım. Hem bu kadar birbirine uzak oynarsan, ucum oyuncusu bu yani. Douglas'ın da hatası var. Bu kadar, demin işte Victor, bu kadar kolay çalım yeme, birbirinden çok uzaklar. Ya savunma bu kadar birbirine uzak oynamaz. Yani bu kadar bırakırsan herkes oynar yani. Onlar niye bırakmıyor seni? Birbirine nakım beraber hareket ediyorlar. Savunma boyunu kısaltıyorlar. Birbirine destek oluyorlar. Diyorum ya, girdi Lens yani hiç Douglas'a yardım etmiyor. Tamam maçı kazanacaksın da kaybetmeyeceksin de. Sen işte bazen 3-2'yi bile koruman gerekebilir abi. Tabii ki canım. Yani çünkü atarsan 3-3 veya bazen 2-2'yi koruyacaksın. Bitti veya maç. 2-1 öndesin, 2-1'i koruyacaksın. Bitti maç. Maçın her anın her ya bazen ne biliyor musun abi işte rakibe göre sen analiz yapıyorsun rakibi de o da seni yapıyor. Senin boy seni hataya düşürebilirler. Sen her olasılığı düşünmek zorundasın. Savunma yönü diyorum. Bak, skorlar böyle değilken atılıyorsun dediğimi. Dedim ki bak biz savunma yönünde çok sıkıntılıyız. Yapamıyoruz abi. 4 tane gol yedik ya. Bu takımdan Roma, tabii Roma için Zeki abinin söylediği çok doğru bir şey var. Yani. Bak, rakibimiz değil. Kupanın evet, favorisi. Valla Beşiktaş. 4 tane oradan. 4 tane Bratislava'dan. Reboşe'ye çok tepki var. Bak abi. Evet, Reboşe'ye bir kere şunu söyleyeyim. Tepki var doğru. En büyük tehlike ne biliyor musun? Beşiktaş açısından en büyük tehlike bu seviyelerdeki takımdan 4 gol yiyip 5-6 tane pozisyon veriyorsun. Bak en büyük tehlike bu seviyedeki takımlardan 4 gol yiyip 5-6 tane pozisyon veriyorsun. Çok dağınık defans SOS, forvette hiçbir şey yaptığı yok. Sağ bek, sol bek, kale, defans artık yani nasıl desem sana güvenini kaybediyor. Orta saha Elneny, Dorukhan yani hakikaten gerçekten o geçişleri hiçbir şekilde sağlayamıyor, yapamıyor, sorumluluk alamıyor. Pas kullanırken kaptırıyorlar ve arka taraf bomboş kalıyor. Kopuk. Önüne kalıyor bekler. Az önce senin söylediğin gibi. Öne geliyor top. Umut'a geliyor. Umut yani sorumluluk alamıyor. Tenis maçı gibi top geri dönüyor. Sağ tarafta diye bir şey. Sağda bir tek oynayan zaman zaman ne işte Enkudu. Onlar da kıpırdadı. Abi Burak da gelse, Burak da gelse böyle devam ederlerse Beşiktaş çok büyük sıkıntı. Bak sadece Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'nde değil. Ligimizde de çok büyük sıkıntılar bekliyor Beşiktaş'ı. Şimdi bir an önce toparlanması lazım. Biz burada bas bağırıyorduk. Burak'ın alternatifi yok. Beşiktaşlı futbolcu der demoralize oluyor abi. Üçüncü bölgeye forvete kadar geliyor top. Çok lige de yansıyabilir. Forvete geliyor top abi. Güven oynadığı zaman güven
topu kaptırıyor, top tutamıyor, arkadaşlarına yardımcı olamıyor, gol atamıyor. Aynı şekilde Umut. Abi sen oraya bir o bölgeye bir oyuncu alman gerekiyordu. Görüyorsun Burak oynayamayacak. Beşiktaş takımı çok büyük sıkıntılar bekliyor. Bak tekrar söylüyorum. Bu seviyeli takımlardan 4 gol yiyip 5-6 tane net pozisyon veriyorsan rakibine sen ligde büyük sıkıntı yaşarsın. Seni Galatasaray'da, Fenerbahçe'de bak o Fenerbahçe'nin yarım saat 45 dakikalık güçlü oyun dediğimiz oyunu Galatasaray'da bir toparladığı zaman Trabzon'da geçtiğimiz sezondaki Trabzon'a dönerse çok büyük sıkıntılara uğratırlar. Tarihi ezimiyetlere uğrayabilir Beşiktaş takımı bak. Bir de şunu söyleyeyim, o katkı olarak. Bir de hani tamam maçın sonu deriz. Yorulmuşsundur, gol arıyorsun. Ya maçın başında bir gol var, bir kırmızı kart var. Verse evet. Zaten maç bitti 10. dakika. Hayır çok. Ya demek ki ne kadar konsantre gider. Uzak, ne kadar hazırlıksızsın. Yani daha hani maçın sonunda 2-2'den sonrakini hani kabul ederim. Hani 3 o da olmaması gerek. Böyle rakibe karşı. Evet. Ya futbol alan zaman. Sen de, kendini top sendeyken alan yaratacaksın. Top rakipteyken alan vermeyeceksin. Adam bu kadar rahat alan bulursa, bu kadar defans birbirine uzak kalırsa istediğin kadar zayıf rakip olsun bu kadar rahat bir pozisyona girer. Sana 4 gol atıp seni Beşiktaş yarar. Beşiktaş kaçıncı şu anda Zeki abi? Boş ver. 4 puanı var değil mi Beşiktaş'ın? Bak sana bir şey söyleyeyim. Ligde böyle oynamaz Beşiktaş. Bak. Ligdeki sıkıntı şu. Buradaki sıkıntı şu. Beşiktaş'ta hoca rakibi çok rahat geçeceğini düşündü. Ve bütün yeni transferleri bir arada oynatayım, göreyim düşüncesiyle hepsini sahaya sürdü. Ama oyuncular çok sırıttılar. Özellikle işte Victor Ruiz, Douglas, Reboco. Enkodu hariç hiçbirini beğenmedim ben mesela. Laiç zaman zaten. Elneni de fena değil. Bak şimdi Elneni de kötü değil. Yani Laiç eski hayır Laiç zaten olan oyuncu. Bak yeni transferleri diyorum. O seviyeli. Yeni transferleri diyorum ben. Laiç zaten var. Tabii tabii. Yenilerde sıkıntı var. Yine iyiydi ama hani bu Elneni falan hani dişe dokunur bir tane Umut Nayır da dahil hepsi kötü oynadı ama dediğim gibi bu adamları mecburen bir şekilde bir arada oynatmak zorunda Abdullah Avcı. Bu maça denk geldi. Kazanabileceğim bir maç diye bunları sürdü sahaya ama ligde şu anda mümkün değil bu oyuncuları bir arada oynatması. Bak abi. Yine dönecek Caner'e, Gökhan Gönül'e hepsini koyacak abi. Mecburen. Bir de Beşiktaş'ın şu eski kadrosu var ya o şampiyon. Ya şuraya gitseydi beşlik yapardı. Herhalde. Pozisyon vermezdi. Evet. Bu da bir şunu şuraya gelmek takır takır oynuyordu. Şimdi biraz da bu da yönetime de yazar. Bir kadro bu kadar zayıfete uğratılmaz abi. Sat hepsini ha, sat, kadar, sat, 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 kadar sat aldığın oyuncuları. Bu kadar bilmem ne yap. O iki şampiyonluktan sonra evet. Nasıl iki şampiyonlukta alkışlıyoruz gerçekten. Çok evet. iyi bir kadro, evet. Evet. Çok iyi bir hoca, çok iyi oyun, çok iyi seyirci. 1,5 ama milyar liranın üzerinde para geldi. Abi, kadro zayıfiyeti bence Beşiktaş'ın takım bütünlüğü yok. Aykut abi kopuk oynuyorlar, bir takım bütünlüğü yok. Birlikte hareket etmiyorlar. Bak birbirlerine güvenmiyorlar. Beşiktaş'ı bekleyen sıkıntılardan bir tanesi Başakşehir-Trabzonspor maçı. Bak içeride. Başakşehir maçında sıkıntı yaşarlarsa Trabzon'da da keza aynı şey. Başakşehir'de sıkıntılı bir takım şu anda, sorunlu. Ama belli olmaz. O futbolcular o kaosun, o girdabın içine girerse geçen sene Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntıları yaşayabilir. Abdullah Hoca'nın bir şekilde bu sistemden vazgeçmesi lazım. Bu oyuncularla olmuyor. Olmayacak duaya amin dememesi gerekiyor. Çünkü sağ taraf bak ama başkan, ne yapacak? Çöpe atacak hali tamam yok mu oyuncuları sen, yani? Oynatacak mecburen. Farklı bir, ben farklı bir şey söylüyorum. Çöpe atacak demiyorum. Oyun sisteminden bir şekilde ne demişti? Olabilir. Ben demişti oyun sistemini evet. Oyuncuya göre değil. Benim sistemime göre oyun oynatmaya çalışıyorum. De. Olmuyor ama olmuyor. Evet, bir sıkıntı evet. Yaşanıyor. Hep diyorduk tamam Burak da gelse aynı sıkıntıları yaşayacak. Yaşayacak onu gösteriyor. Elneni. Abi bakıyorsun bak şimdi en büyük sıkıntılardan bir tanesi de ne biliyor musun sevgili Ender abi? Beşiktaş hep yana, sağa, sola, öne oynadığı zaman ne oluyor? Önde kim oynuyor? Umut oynuyor, Güven oynuyor. O topu bir şekilde tutamıyor. Takımının boyu uzuyor. Gelmesine neden olmuyor anladın mı? Kaptırıyorlar bu sefer. Bir anda ters topu attıkları zaman arkası bomboş kalıyor. Bekler de öne çıkıyor ya. Ne oluyor? Kanatlar bomboş kalıyor. Bak Beşiktaş takımı ben tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu oyun sisteminden vazgeçmezse... Gerçekten büyük sıkıntılar yaşar. Çok zorlu bir fikstür bekliyor. Zorlu maçlar geldi. Başakşehir, Trabzon maçı bak. İki maç. Bu maçta dahil. Kaybedildiği takdirde futbolcular demoralize olur. Özgüvenlerini kaybeder. Abdullah Avcı tartışılmaya başlar. Zaten çok o ayrı olur. Bir şey. Yönetim, Abdullah Avcı'yı bırak yönetime girer artık abi. Hepsi tartışılır. Ki yönetim tartışılması doğru mu? Bana göre doğru. Tamam. Bakıyorsun tek tek background olarak. Douglas iyi bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon ligde iz bıraktı mı iyi oynadı. Evet. Vida ligin önemli stoper. Victor Ruiz iyi oynuyor. Onu ayrı bu maçta kıyaslamayalım. Evet. İyi oynuyor. Sol tarafta Reboşa bana göre gerçekten Beşiktaş seviyelerinde bir futbolcu olmadığını düşünüyorum ben açıkçası. Ben bir Elneni bir istatistik unutma.
Bratislava Avrupa Ligi gruplarındaki son 9 maçın tamamını kaybetmiş. Vay yani be. 2001'deki 1-0'lık Liberec maçından beri işte yayın... bu turnuvada grup aşamasında maç kazanamamış. Az önce ya. Ne dedim abi? 4 gol yiyorsun, 5-6 tane pozisyon çok veriyorsun. Doğru. En büyük tehlike bu. Bak en büyük tehlike bu. Demek abi senin arka tarafın Esos, ön tarafın Esos, kalecin artık o girdabın içine mi girdi tekrar Karius? Tekrar kendini bu psikolojik olarak sıkıntılara mı girecek? Yani güven vermiyor artık. Bak ben güvenmiyorum Karius artık. Çünkü kafa farklı yerde, bilmiyorum. Onun hakikaten akıl tutulması bir sıkıntılar yaşıyor. Yani Beşiktaş futbolcuları girdabın kaosun içine girmek üzere psikolojik olarak Abdullah Hoca'nın ya oyun sisteminden farklı bir oyun sistemine dönmesi lazım. Çünkü önde baskıyla olmuyor. Arkada bomboş alanlar yaratıyorsun ya. Sen biz inanıyor de... musun Abdullah Avcı'nın sistemini değiştireceğini? Ya ben ona nereden inanmayayım? Ben Abdullah Avcı'yı çok iyi tanımıyorum ki. Hayatımda bir kere gördüm. Geçen Riba'ya gittim. Ben sisteme de çok takılmamak lazım. Tanıyor musun diye sormadım. Hayır hayır, sistemini değiştireceğini. Hayır, tanımadığım ya, için tabii, inanıp tabii, inanmamayla ya, ilgili farklı bir hayır, normal bir yorum yapmak istemiyorum. Abdullah Avcı'yı tanıyor musun demedim ki. Onun sistemi değiştireceğine inanıyor musun? Ya inanıyor dedim. Musun dedi. Ben de tanımadığım için tabii. Yani ne yapabileceğini bilmediğim için öngöremiyorum. Onu ben değiştireceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın ben inanmıyorum değiştireceğine. Bak ben bir karakter her şeyi geçiyorum. Tabii, ya, tabii. O ayrı o bir şey. Sisteminde ısrar eder. Her yani şeyi geçiyorum. Verir, her şeyi geçiyorum. Özeti bu abi. Her şeyi geçiyorum. Tabii tabii. Bak tabii onu diyorum. Ben tanıdığım için diyorum. Aslında senin sorunda başka bir soru çıktı. Tabii ben tanıdığım için. Takım çok kopuk oynuyor. Birbirlerine uyum sağlayamıyorlar. Üçüncü bölgede hiç etkili değiller. Enkodu bir şey yaptığı zaman oralara girip bir şeyler yapmıyor. Ve böyle bir takımda bu kadar zaafları uğruyorsan, bu kadar net pozisyonlar veriyorsan sen önünde şimdi Başakşehir'le Trabzon'la oynuyorsun. Bunlarla da aynı sıkıntıları yaşarsan bak çok büyük sıkıntılar bekliyor Beşiktaş'ı. Rakibi hafife almışlar. Bir an önce bir toparlanması. Bu kadar kötümser konuşmam ben lig için ya Beşiktaşlar. Çünkü alakalı yok abi. Biz Bratislava'yı esneye yeneriz, kazanırız diye düşünmüşler. Takım böyle düşünmüş. En azından Abdullah Avcı öyle düşünmemiş olabilir ama futbolcular öyle düşündüğü için dirençli bir takımla karşılarında dirençli bir takım buldular. Çok iyi kontrole çıkan bir takımdı. Bir anda bu skor oldu. Ya yani bu kadro kötü mü ya? Bu bakın, kadro çok kötü. Yok, ya, Karius, kötü diyemem Karius, ben bu kadroya. Douglas, Robeşov, Vida, Enneni, Enkodu, Diaby. Allah sahada, sahada dizilişlere çok takılmamak lazım. Doğru, sisteminden ben de kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum ama evet. Hücum mu oynuyorsun, savunma mı? Yani evet. O, asıl ona bakma. Hücum oynamaya çalışıyorsun, tamam hücum oynuyorsun. Top sende %72. Ya istatistikler her şeyi göstermez de %72 sende, %28. Rakibin 16 şutu var, senin 13 şutun var. Yani şimdi topun sende olması avantaj mı? Evet, o da doğru. Dezavantaj olmuş sana. Sen ilk önce bazı şeyleri oturtturman lazım. Özellikle defansif anlamda bir şeyleri oturtturmadığın zaman yani bu sıkıntıları yaşarsın. Yani böyle zayıf bir rakip sana bu kadar rahat pozisyon bulmaması lazım. Yani istatistikleri de takılmayalım. İşte gösterir mi? Douglas'ın tek kalıp Lens'in yardım etmediğini istatistik gösterir mi? Ama baktığın zaman efektif olarak adam yapmıyor, yardım etmiyor. Her maç yapıyor aynısını. Bunlara çözüm üretmesi lazım bence Abdullah Avcı'nın. Şimdi bu grupta Bratislava ve Braga zirveyi paylaşıyor 3-3. Wolverhampton ve biz puansızız. Ya yani şunu da söyleyeyim, Braga çok güçlü bir takım. Tabii tabii. Wolverhampton İngiliz ekibi. Seni Braga bu şekilde yakalamış olsan olur. Çıkar ya. Ben yine çıkacağını inşallah düşünüyorum. İnşallah. Temenni ediyoruz yani, ama ikinci olarak da olsa bu şekilde çıkar. Bu şekilde Bratislava'yı geçer ya. Bu fotoğraf beni umutlandırmıyor bu fotoğraf. Bak bu fotoğraf beni umutlandırmıyor. Ama çıkar bir de şu var. Abi. Hep temenni ediyorum. Galatasaray çıkar, Beşiktaş çıkar, Başakşehir çıkar, Trabzon çıkar ama bakıyorsun abi çıkamıyorsun. Soracağım. Ondan sonra evine acaba, dönüyorsun. Arkana bakarak evine dönüyorsun. Acaba Beşiktaş sahada Avrupa güçlü liginde, oyun yok abi. Avrupa Ligi'nde bir başarı mı hedefliyor yoksa hedefi lig mi? Ya o önemli. Bak şimdi, hayır, bu maçta onu lütfen. Hayır niye? Çok Manchester United gibi takım güne oynaya Avrupa Ligi şampiyonu olacağı öyle, yerde bırakıyor. Öyle, bunu Ferguson söyledi. Alex Ferguson yok. Bunu söyledi. Anlatıyorum. Bak, tamam. Ne demek lüksü yok? Yok böyle alamayacağını böyle, düşünüyorsa takım yıpranmasın diye ben ligi tercih ediyorum diyebilir Abdullah Avcı. Alakası yok. Ama ligi de kolay değil ki. Lig belli mi olur? Şimdi Galatasaray... Bak, Hakan Gündoğar haber geçti. Ruiz'de yırtık şüphesi var. Eyvah eyvah. İşte bak Avrupa Ligi'nde çok sıkıntılı süreç oluyor. Victor Luiz'de. Sakatlık oluyor. Takım yoruluyor. Kötüydü ya. Gerçekten kötü. Bütün takım kötü. Ya bir de top şimdi Beşiktaş dörtlü başlıyor savunmaya. Ama top kendindeyse oyun kurarken hiç savunma yapamıyorlar. Üçlüye geçiyor. Ama o üçlü de inanılmaz zaaf veriyorlar. Yani
Zeki abi yani bu kadar rahat ligde de oldu. Abdullah ligde de hocam, yapıyorlar yani. Sen hiç gördün mü bir takımının bu kadar pozisyon verdiğini, bu kadar diyorum ya, basit goller yediğini? Ama oyuncularla bu oyuncular çok farklı. Evet. Yani o zaman takım bütünlüğü inanılmazdı diyorum ya. Topu kaptırdıkları zaman burada da bazı maçlarda çok çabuk kapıyorlardı. Kapmadıkları zaman bir şekilde savunma bile onu oluşturuyorlardı. İnanılmaz kompakt savunmalar yapıyorlardı. Yani kadro rakibe neredeyse pozisyon vermiyor. Sadece Mert'in performansı değil. O oyun anlayışı, o takım bütünlüğü, savunma isteği, bir de bazı oyuncuların savunma isteği olması lazım. Ben Lens'te ucumu geçtim hani. Savunma isteği hiç yok. Artık kadro ben mesela Diaby'de de onu görmedim. Açık söyleyeyim. Gönderemediler. Çok uğraştılar göndermeye. Gönderemediler. Yani bir tek savunmaya Kairos'a yükleniyoruz ama ya savunma bir bütündür. Hücum da bir bütündür yani. Doğru söylüyorsun. Her oyuncunun bir savunmaya katkı vermesi. Grubu daha zor. Trabzon'un grubu çok zor. Krasnodar da çok tehlikeli bir takım. Basel. Bakıyorsun Basel müthiş. Getafe yine çok iyi bir takım. Krasnodar her defasında bu kupalarda takımların canını yakan bir takım. O yüzden diyorum ben Trabzon şu sistemle, şu kadar eksikle grup sonuncusu olur diye yani tahminim o. Ama Onazi geldikten sonra, takımda farklı bir sisteme geçtikten sonra Trabzon hani gruptan belki çıkabilir ama şu anda şu futbolla zor görünüyor. Bugün aynen, bugün iki takımın da saha içinde takım kimliği yoktu. Yoktu evet. Karakter koyamadılar. Hiçbir şey yoktu abi. Hiçbir şey yoktu. Bugün 3'ü yani, de öyle. 3 takım oldu. Başakşehir ama. Başakşehir şimdi aynı yere Roma'ya karşı oynuyorsun. Farklı seviyelerde bir belki takım. Belki de kupayı alacak. Aynen öyle. Bravo, katılıyorum sana abi. Roma'yı farklı seviyelere koy. Ya Beşiktaş takımının toparlanma süreci biraz sıkıntılı sancılı geçecek. Futbolcular, ben sahanın içinde de dikkat ettim mesela. 4. golden sonra, 3. golden sonra da sahanın içinde futbolcular sorumluluk almaya korkuyor. Topa basmaya korkuyor. Zaten maçın başında yani ön bölgede yani ya hep aynı yere geliyoruz. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Ama Burak Yılmaz bu kadar bu takıma yani eksikliğini hissettiriyorsa sıkıntı var. Nerede sıkıntı var? Yönetimde. Alacaktın abi bir forvet. Alacaktın bir forvet. Ben işte tamam, dediğin çok doğru. Alacaktın abi. Ama bence sadece o değil. Yani Burak da olsa savunmada bu kadar... Şimdi Burak farklı seviyelerde... Yani savunmada bu savunma yönü bu kadar zayıfsa Burak da kurtarmaz seni. En azından atardı ya. Burak atardı. Atar ama savunma yönünde böyle bir zayıf rakibe karşı bu kadar pozisyon veriyorsan başka takımlara, daha iyi takımlara karşı... Rakibi hafife almak. Bunun adı başka bir şey değil. Abdullah Avcı da mutlaka öyle diyecektir. Yani rakibi çok küçümsedi oyuncular diyecektir. Olmadı. Yani çok da dişli bir takımmış. Çok iyi de goller attılar. Çok hücumcuları, kenar hücumcuları hepsi çok iyi oynadı. Çok yani çok akıllıca işler yaptılar. Adam buldular ama pas hatasını da yapmadılar. Abi boş alan. Sen de oyun orada basan yok, gelen yok, rahatsız edin. İstediğin gibi oyna. Etkili. Ama işte önemli olan takım oyunu. Ne diyoruz? Kimlik diyoruz. Oralarda bölgelerini kaybetmeyeceksin. Bakıyorsun abi sahanın içinde bek oynuyorsun. Ya uyanık ol. Kanattan soldan geliyor. Çıkma kardeşim, kal bölgende. Hoca uyarsın. Çıkma önderdesin. Çıkma reboşa desin. Ya bunun da farkına. Futbolcular sahanın içinde bazen gidişatın farkına varması lazım. Okan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Zeki abi çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli bilgileriniz için. Çok teşekkürler Ender Alkan. Birazdan Mustafa Göksu, Son Sayfa ekibi, Mehmet Yılmaz ve Serdar Sarı da hazır vaziyette bizi bekliyorlar. Onlara devredeceğiz. Üç yakışıklı. Evet. Onlara devredeceğiz ama Ünal Karaman'ın basın toplantısını arkadaşlarımız hazırladı. Ünal Hoca'yı dinliyorsunuz. Arkasından Son Sayfa mikrofonu devralıyor. İyi geceler, hoşça kalın.